Evet efendim, bir Genç Vizyon programı ile daha karşınızdayız. Ülke TV Ankara stüdyolarında İsmail Yolcu, öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte yine sizler için harika bir program hazırladık sevgili izleyiciler. Bizlere biliyorsunuz artık Instagram bonus hoca programımızın resmi hesabıdır. Hem hafta içinde gelen yüzlerce sorularınızı hem de şu andan itibaren gelen en son paylaşımımızın altına sorunuz ve parantez içinde öğrendiyseniz sınıfınız veya anne babaları da yine çocukların sınıflarını yazarak bizlere iletebilirler diyorum. Ve Süleyman hocama merhaba diyorum. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim İsmail. İstersen öncelikle Rahmetle anacağımız büyük bir eğitimci. Gerçekten hepimizin başı sağ olsun. Türkiye Özel Okullar Birliği Başkanı rahmetli Nurullah Dal hocamızı dün maalesef hiç beklenmedik şekilde kaybettik. Onun üzüntüsüyle açıyoruz programı. Bütün sevenlerine, yakınlarına, özel okul camiasından dostlarımıza, Özel Okullar Birliği'ne başsağlığı diliyoruz. Maalesef bu acı haberi vererek programımıza başlıyoruz. Şimdi İsmail, yani herkesin o kadar çok dikkat etmesi gereken bir durum ki bu. Yani başkasını hasta etmemek için ahlaken, dinen, imanen bak. Doğru hareket etmemiz lazım. Nurullah Hoca şimdi bu toplumun bir değeri değil mi? Kesinlikle Al, hocam. kaydı gitti. Maalesef. Çırpınırdı hep öğrenciler için. Nezaket. Ben tanışmak nasip olmadı İsmail. Ben sen telefonda Ben konuşmuşsun. telefonla görüştüğümde, hatta bizim Genç Vizyon programı için görüştüm. Ankara'ya geldiğim zaman seni özellikle arayacağım Pandemiden dolayı dedi ve gelemedi. pandemiydi, çok ilginç. Pandeminin de başlangıç dönemiydi. Merak etme, ben seni arayacağım dedi ama maalesef bir daha görüşemedik. Tabii çünkü dikkat ediyordur. Mutlaka dikkat etmeyen birinden almıştır İsmail. Bu işin kuralı bu zaten. Allah rahmet Allah eylesin rahmet diyelim. eylesin, mekanı cennet olsun Ben inşallah. öncelikle geçen hafta Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe hocamız olağanüstü projelerle geldi zirvedekilere. Gerçekten son anda bir şey de şey yapamadık. Şu yayın bitti İstanbul'dan. Siz evet orada şimdi ama Yorum Yasin hocam bizi izliyor hocam. Şu izliyor. anda Yasin hocama. Evet, yani gerçekten çok etkileyiciydi. Ben tekrarında da baktım programın. Yani tekrar dedim, linkinden tekrar izledim. Kendisine gerçekten gönülden çok teşekkür ederiz. Süre o kadar daraldı ki Yasin Hocam bitmedi çünkü o kadar Proje projesi çok vardı olunca ki. da yetmiyor. Şimdi bir proje terminatörü daha geliyor. Bugün vallahi ne yapacağız bilmiyorum Coşkun Esen. süre konusunu. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü sevgili izleyiciler, Coşkun Esen hocamız bugün zirvedekilerin köşemizin konuğu. Programımızın ikinci bölümünde Samsun'a gideceğiz. Samsun'da neler oluyor, neler bitiyor ülke adına, ülkenin evlatları adına hep birlikte göreceğiz ve Coşkun hocamı da yine konuk olarak ağırlayacağız. Antep'e gittik, Samsun'a gittik. Şimdi bir de Tokat'a gidelim hocam. Hadi bakalım son olarak. Tokat'ta Murat Küçükali hocam, Sayın Tokat İl Milli Eğitim Müdürü bizlere kendi imalatları hocam. Hatta okulun adını da söyleyeyim Tokat. Tokat Mahberi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretiliyor hocam. Bu gördüğünüz bütün İşin maskeler, güzel yanı da o zaten. dezenfektanlar. Yani Tokat var. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah Aydın var. Sonrasında Tekirdağ var. Bilmiyorum, İl Milli Eğitim Müdürlerimizle uzun bir maratondayız. İnşallah onlar hizmet etmeye devam etsinler. Biz seve seve İsmail, yer verelim. Murat Küçük Ali hocam da küçük bir ilde ama çok ses getiren projelerle karşımıza çıkıyor sürekli. Hocam Allah bir onları. projeleri var. Şimdi adını söylemeyeyim. Ben takip ettim. Bir tanesini söyleyeyim. Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ediyorlar hocam. Of 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 of. Müthiş bir şey ya. Daha yeni basın küfürünü Evet. gördüm Twitter Evet. hesaplarında. Murat Urfalıoğlu koordinatörlüğünde. Öğretmenleri evlerinde 65 yaş üstü çıkamıyor hocam. Onları ziyaret Evet ediyorlar. İsmail, bu arada tabii Ozan Balcı'yı valiyi Tokat'ta unutmamamız gerekiyor. O da Evet. vizyonel bir bürokrat. Ona da teşekkürlerimizi iletelim buradan. Evet. Diyelim çünkü İl Milli Eğitim Müdürleri bitmez hocam. Çok gerçekten proje var. Projeleri evet. Ben şimdi Instagram bonus hocadan sevgili izleyiciler gelen sorularınızı değerli hocama hemen sıcağı sıcağına İsmail iletmeye. sen onu seçerken ben bu tatilin 15 Şubat'a kayışı ile ilgili küçük bir Genel evet yorumlama durum yapmam değerlendirmesini rica gerekiyor. edeyim hocam sizden. Şimdi sevgili öğrencilerim, değerli aileler, 15 Temmuz'a bak, pardon, 15 Şubat'a baktığınız zaman aslında tatile aşı ayarı verilmiş eğitime, yani bir düzenlenmesi yapılmış.
Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın anlattıklarıyla işte aşı riskli gruplara yapılmasıyla ilgili açıkladığı takvimle bakanlığın 15 Şubat'ta da eğitim başlayacak kararı çok örtüşüyor. Yani özellikle lise giriş sınavı ve YKS'ye girecek olan, üniversite sınavına girecek olan öğrencilerimizin ve velilerimizin müsterih olmalarını, rahat olmalarını, bu işte 5 aylık sürede, 4 aylık sürede bu eksiklerini, yüz yüze eğitim olmayan dönemdeki eksiklerini kapatabilecek bir performans için yeterli bir 4 ayımız olacak önümüzde. Lütfen rahat olsunlar. Online dersleri sıkıca dinlesinler. Evet İsmail, soruları alalım. Hocam, sorular yağmaya başladı. Evet. Hemen ilk sorumu iletiyorum size. Taha Alperen sormuş hocam. TYT-AYT dengesini nasıl sağlayacağız? Matematik geometri tekrarı nasıl yapılır diyor hocam. Çok güzel. Bir de matematik geometri tekrarı. Şimdi sevgili Taha'cığım, bir defa bunları eş zamanlı götür. Hangisinde eksiğin fazlaysa bir günde eksik olan ders şeye daha fazla zaman ayır. Mesela diyelim ki TYT'nin iyi, bir günde ayırdığın zaman AYT'ye daha fazla olsun, TYT'ye daha az olsun. Ama İsmail, bilgi öyle bir şey ki temas etmediğin zaman kayboluyor. Unutulmuyor. Bakın bu ikisi çok farklı bir şey. Evin içinde kaybettiğiniz bir anahtar gibi düşünün. Evin içinde kayboluyor, hafızan içinde kayboluyor. O zaman ne oluyor? Her derse böyle küçük küçük temaslar gerekiyor. Onun için bunu eksik olduğu derse göre ayarlaması gerekiyor. Geometri ve matematik tekrarlarında İsmail, şimdi bakın çok net bir şey söyleyeceğim. O hocaların çözdüğü defterler vardır. Şimdi uzaktan da olsa beraber çözüyorlardır ya da kendisi çocuğun soru çözümlü kitaptan yararlanıyordur. Onlara konu anlatımlı kitap deniliyor zaten. Onları irdelerken, geriye dönük onlara bakarken çerçeveleme dediğimiz artıyı eksi yapıp soruyu yeniden çözsünler. O zaman ne oluyor? Mesela ya da bir geometri sorusunda değerlerden birini değiştirsinler. Açılardan bir tanesini mesela ya da istenen değerlerden bir tanesini yeniden çözsünler. O zaman bu çerçeveleme dediğimiz görülmeyen, ihmal edilen noktaları da yakalamak anlamına gelir. Taha ilave yapmış, sayısalla derece yapmak için nasıl bir çalışma izlemeliyiz diyor hocam. İsmail, sayısalda derece yapmak için yapılan çalışmayla herhangi bir yeri kazanmak için yapılan çalışmayı ben aynı görüyorum. Çünkü şu anda 60 net yapan bir öğrencinin 100 netlik bir yeri hedeflemesi aslında kendi derecesini yapması ve o kendi dünyasında derece yapmış oluyor. Fakat özellikle derece yapmak isteyen öğrencilere aşırı yüklemeler yapılır. Ondan kaçınması lazım. Mesela az uyu, çok soru çöz, efendim işte dinlenme, kimseyle görüşme, aktivite yapma, yemeğini çabuk ye, hemen masa başına git, işte vesaire gibi ders dışı bütün etkinlikleri devre dışı bırakan bir takım programlar ve yüklemeler yapıyorlar çocuğa. Biz bu hafta boyunca İsmail, Instagram Bonus Hoca da şöyle bakıyorum, çok sayıda etkinlik yaptık ama biz 11 tanesini yükleyebildik seminerlerimizi. Çünkü bazıları Zoom, bazıları Teams üzerinden. Tabii. Onları da ben şimdi duyuracağım ama bütün hafta boyunca bir şeyin üzerinde durduk, dikkat edin. Stanford'lı Eagleman'ın bu beyin hocası, o benlik kaynaklarının tükenmesi diye ifade ettiği bir durumu, yani çocuk büyük bir şevkle derse başlıyor. Televizyon izlemiyor, dinlenmiyor, az uyuyor ve bir ay sonra bir bakıyorsunuz ki çocuk hiç çalışamayacak hale geliyor. Çünkü ne diyor Eagleman buna? Diyor ki beyin, doymayan ihtiyaçlarınız varsa o aşırı yaptığınız ders çalışmayı geri plana itiyor. Aktivite, hobi, iletişim, uykuyu üste alıyor. Yani ihtiyaçların sırasını değiştiriyor beyin. Diyor ki sen çok çalıştın, birazcık da iletişim lazım sana. Çocuk bu defa çalışmamaya başlıyor. Onun için daha buna dikkat et dedim ve sorunu alayım hemen İsmail. Şimdi iki öğrencinin sorusunu iletiyorum. Bir tanesi Furkan. Furkan Karaca diyor ki hocam, TYT Türkçe için ALES sınavının paragraflarını çözüyorum diyor. Faydası olur mu? Bir de Elif gibi adlı öğrencimizde paragraf netlerinin artması için neler yapmalıyız? Her gün çözüyorum ama artmıyor diyor hocam. Vallahi İsmail, ben kitap okuması gerekiyor. Çünkü bu her iki çocuğumuza da
Kitap okuma tavsiye edilmektense paragraf sorusu çöz tavsiyesi yapılmış. Ben bir kez daha hatırlatıyorum ve sıklıkla hatırlatmaya devam edeceğim. Sevgili öğrenciler, biz İsmail Yolcu'yla Ağustos'ta YÖK'ü ziyaret ettik. YÖK Başkanı Yekta Saraç Hoca'yı. Kısa keserek ifade edeceğim. Üniversiteyi kazanacak kişilerin, dedi, kitap okuyan, okuduğunu anlayan olmasına özen gösteriyoruz, dedi ve ekledi. 2021'de gramer sorularını daha da azaltacağız. Paragraf sorularını daha da çoğaltacağız. Yani paragrafın hacmi de büyüyebilir, karmaşıklığı da artabilir İsmail. Hatta hızını alamaz sosyali de LGS gibi paragrafa çevirir. Hızını alamaz matematik feni de LGS'de gibi paragrafa çevirebilirler. Ben buna hazır olun diyorum. ALES sorularını çözebilirsin. Hiçbir zararı yok. Değil mi? Neticede zihin eylemi yani, İsmail. Doğru. Aynısı gelmeyeceği için. Şimdi burada paragraf sorularında başarılı olmanın tek bir yolu var. Kitap okumak, kitap okumak, kitap okumak çocuklar. Kitabı ne zaman tavsiye ediyorduk İsmail? Ne zaman tavsiye etmiyorduk? Uyumadan önce okumayın. Uyumadan önce en zor derse çalışın diyorduk. Peki ne zaman tavsiye ediyorduk? Kahvaltıdan sonra 20 dakika. Öğle yemeğinden sonra 20 dakika. Akşam yemeğinden sonra 20 dakika. Her gün bunu yapıyor ve bir saat kitap okuyor. Ve her kitap okuduktan sonra hangi derse çalışmalarını tavsiye ediyoruz? Matematiğe. Neden peki? Beynin matematik bölgesini çalıştırıyor kitap okumanız. Bunlara dikkat ediyorsunuz çocuklar. Kitap okumak için en uygun dönem hocam. Sokağa çıkmak yasak, her bir şey. Ya evdeler tabii zaten. Çok güzel söyledin İsmail. Şey, yani en avantajlı durum yani. Aynen, kitap alışkanlığı edinmek için en uygun dönem. Çocuklar dizi izlemekten de sıkıldılar. Elif, evet, bir soru daha ilave etti hocam. TYT'de eksiklerim çok. TYT'yi bitirip AYT'ye öyle mi geçmeliyim? Yoksa TYT ile AYT'yi eş zamanlı götürebilir miyim? Eş zamanlı. TYT'ye bu aralar biraz daha fazla çalışarak, AYT'yi hafif daha azaltarak beraber götür. Neden? Neden Elifçim? Zamana yayılarak öğrenme muhteşem bir öğrenmedir. Yani öğrenmeler zamana yayıldığı zaman unutulmuyor ve daha hızlı hatırlanıyor. Bu arada çocuklar, Instagram Bonus Hoca'da aklınıza takılan her konunun semineri var. Yüklenmiş videoları bitti. Var. Bak ben söyleyeceğim mesela şimdi. Soru çözümlerinde ipucu bağımlısı olmak. Peren Eğitim Kurumları'nda yaptık. Bu video Instagram bonusucu da yüklü. Lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Çalışmayı hemen başlamanın gücü. Çalışmaya başlayınca neden uykumuz gelir? Bunu bilgi küpüne yaptık. Instagram bonusucu da yüklü. Soru çözümlerinde dikkat kamaşması, yani dikkat zayıflaması, keskinliğinin yitirilmesi. Bunu da yine İstanbul'dan bir okula yapmıştık. Çırak öğrenci, usta öğrenci, uzman öğrenci Bilgi Çağı Koleji'ne yaptık İstanbul'da. Bakın dikkat edin çocuklar, uzman öğrenci ilk 10 bine giren. Ben demin Taha'nın sorusuna bir kez daha o zaman şöyle cevap vereyim. Sen uzman öğrenci olmaya çalış. Yani arkadaşların anlamadığı konuları onlara anlatan ve öğreten biri olmaya çalış. Sınavda neden hafızamızdan işlem yapmamalıyız? Her işlemi yazmalıyız. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş hocamız adına yaptık bunları. Verimli çalışmanın genel olarak yöntemleri. Altını çizerek soru çözmek doğru mudur? Serigrama yaptık. Cevapları neden hemen optik forma işaretlemelisiniz? Kumlucarama yaptık. Sınav başarısı için en iyi çalışma ortamı nedir? En son video bu çocuklar. Bunları uzun uzun saydım. Instagram Bonus Hoca şu anda sizin en yüksek düzeyde faydalanacağınız sosyal mecradaki rehberlik uygulamalarıyla dolu çocuklar. Diyorum ve İsmail sorunu alayım hemen. Hemen soruyorum hocam. Sorularımız oldukça fazla gelmeye devam ediyor. Muhammed Can Bozdağ. Hocam sizce 6 ayda, kalan 6 ayda TYT ve AYT yetiştirmem mümkün mü diyor. Şimdi öğrencimiz adı Muhammed. Evet hocam, Muhammed. Sevgili Muhammed bak. Şimdi şöyle beraber düşünelim. Sen 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıfın ilk dönemini bileğin hakkıyla geçtin mi? Geçtin. Değil mi? Yani sen buralardan zaten geçtin yazılıyla. Buraları öğrendin. Geriye daha iyi öğrenme ve pekiştirme dediğimiz olgu kalıyor. Şimdi sen 11. sınıfın ikinci dönemi şu anda geçen sene böyle hani uzaktan eğitimle gördünüz. 12. sınıf. 12, bunların tamamı yüz yüze eğitimle telafi edilecek seviyede
konu anlatımlı kitaplardan, soru bankalarından çalışmanı sürdür ve lütfen Instagram Bons Hoca'daki şu videoları izle ara ara. İsmail, ben ne diyorum? Her aile çocuklarına Bons Hoca ile rehberlik diye bir çalışma, rehberlik saati koymalı çalışma programlarına. Bakın bu videoları dinlediklerinde görecekler zaten. Devam ediyoruz. En kolay ulaşılabilen rehberlik sitelerinden bir tanesi Instagram Bons Hoca. Evet. Yine YouTube Bons Hoca ama özellikle Instagram Bons Hoca'da bütün güncel seminerlerin videolarını izleyebilirsiniz. Evet. Hocam ismim Ahmet. Seneye YKS'ye gireceğim ama matematik temelim çok kötü. Nasıl toparlayabilirim? Eşit ağırlık öğrencisiyim diyor Ahmet. 11. sınıfta. Bu yıl 11, seneye girecek. Eksiklerim var diyor. Siz çok şanslısınız bir defa. Yani seneye bu aşı sebebiyle beklentimiz olur. Aynı şekilde Derya Emir de yine seneye gireceğim. Matematikle ilgili sıkıntım var diyor 11. sınıf öğrencisi. Çocuklar matematikte biraz dirençli ve inançlı olmanız gerekiyor. Bugün İsmail Hoca'nın da söylediği gibi. Yani siz inandığınız zaman, İşte çözemediğiniz her soruyu götürüp hocaya çözdürmediğiniz zaman, vazgeçmediğiniz zaman matematik zorlanılarak öğrenilecek bir alan İsmail. Tarih, coğrafya gibi değildir. Okursun, aklına kaydedersin, dikkatli okursan. İşte ama matematik ve fizik böyle bir şey değil. Zorlanma istiyor. Çocuklarımızın zorlanmayı kendinden kaynaklı bir eksiklik gibi görmemesi lazım. Çok rahatlıkla bunları başarabilirler. Hep öğrencimizin yolları açık olsun diyorum. Tuğçe Tuğral, hocam ilk 5000 için şu anki denemelerde netim kaç olmalı? Son 3 ay kala sosyale başlasam olur mu diyor. Olur. Ama ben de şöyle diyorum. Yani sosyale başlamak dediğin daha çok böyle haftada bir saatini dönüşümlü olarak sosyal derslere verse İsmail, inanılmaz bir daha güzel eder. Çünkü sosyal de zamana yayıldığında daha iyi öğreniyorlar çocuklarımız. İlk 5000'e gelince, yani sen şu anda diyelim ki 70 net yapsan ilk 5000'e uzak gibi duruyorsun ya. Ben sana derim ki yola devam et, ilk 3000'e de girebilirsin. Bunun örnekleriyle dolu uygulamalar çocuklar. Neticede size çalıştığınız, aklınızda kalan bir de anladığınız konulardan sorular geliyor. Burada hocaların söylediklerini dikkatle uygularlarsa neden olmasın, bence 3000'ü hedeflemesi lazım. Hilal, AYT için Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları mı yoksa YouTube vesairedeki videolar mı diyor hocam? Şimdi çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabının içinden çıkarılıyor sorular. Müfredat zaten tabii, resmi müfredat tabii. Oradan. Ben YouTube'daki videoları izlemeyin demem. Ama bilin ki çocuklar, demin bir televizyon programında İsmail'le onu da gündeme yaptık. Orada daha çok İsmail'in tabiriyle kendilerini öne çıkarmaya çalışıyorlar. Öğretme gayreti değil de şov dedim ben. Aynen öyle hocam. Ve orada ne oluyor çocuklar, değerli aileler? Burada lütfen dikkat edin. Karşıdaki kişi öğrencinin üzerinde hayranlık bırakarak takipçi ve taraftar kazanmaya çalışıyor. Öğreticiliğe bakmıyor. Çocuk zannediyor ki eksiklik bende diyor. Kim bir öğrenciye bir şey öğretemiyorsa lütfen eksikliğin bir kısmını da öğretemeyen üstlensin. Tamamını diyemem. Şimdi öğrenci üzerinde hayranlık uyandırmakla saygınlık uyandırmak öğretmen eğitiminde farklı anlatılır. Sen çocuğa öğretiyorsan çocuk üstünde saygınlık üretiyorsun demektir. İşte onun için biz daha çok bu gösteri niteliğindeki şeylere, videoları çok izlemeler. Yani onu şöyle örneklendireyim. Sabah da konuşmuştuk hocam. Gerçekten orada insanoğlu, birazcık da tabii ki kişisel ego diyeyim, bir kendini ön plana çıkartma durumu var. Hiç mi olmamalı? Olmalı ama şöyle bir şey gözlemledim ben. Hiç derse alakası olmayan bir ortaokul öğrencisini belki biraz kendine çekebilir, ailenin hoşuna gidebilir bu. Ama, ciddi bir çalışma temposu içerisinde tamamıyla oraya yıkılmak, videodan o tarz videolar gerçekten öğrenciyi bence aşındırır. Ya öğrenciyi kendine bağlaması da geçicidir zaten. Bir de o var. Öğrenemezse öğrenci asla dersi dinleyemiyor. Bu dopamin eksikliği dediğimiz eksiklik, yani dersi anladıkça dopamin ortaya çıkıyor, has hormonu. Öğrenciyi daha çok ders çalışmaya sevk ediyor. Para parayı çeker diyorlar ya, bilgi bilgiyi çeker. Öyle düşün. Kural öyle işliyor zaten. Harika bir kural. Ondan sonra öğrenemiyorsa ne oluyor? Çocuk uzaklaşıyor. Neyden uzaklaşıyor? Öğretmenden, dersten, çalışma masasından uzaklaşıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Öğrenci
otururken bir yanda hadi ders çalışayım da gideyim videoyu açayım değil. Videoyu açayım da güleyim diye gidiyor hocam. İşte dopamin peşinde. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani bilimsel anlamda. Evet. Hocam Onur Çetinkaya evde deneme sesli bir ortamda mı çözülmeli, sessiz bir ortamda mı çözülmeli diye sormuş. Onur aslında dikkatli güzel bir soru sormuş. İsmail yalıtılmış, hiç ses getirmeyen, ondan sonra beyaz gürültü diye tanımladığımız bizim dışarıdan geçen arabaların sesi vesaire böyle çok kulağı tırmalamayan küçük sesleri bile izole ettiğiniz zaman adeta hani davul odası mı diyorlar ya, davul odası gibi bir oda yapıp orada çalıştığınız zaman çocuklar sınavda pencereden de ses gelecek, gözetmenin de ayak sesi gelecek, arkadaşınızın öksürme sesi de gelecek ve bütün bunlar beyninize yadırgatıcı gelebilir. Lütfen dikkat etmeleri gerekiyor. Ben İsmail bir kez daha söylüyorum. Bakın biz buradan az sonra çekip gideceğiz. Bütün izleyicilerimize Instagram Bonus Hoca'yı takip edin. Biz burası eğitimden başka hiçbir şeyin paylaşılmadığı, özel hayatımızla ilgili en küçük bir paylaşımda bulunmadığımız, amacı sadece eğitim olan ama Türkiye'nin en kaliteli takipçilerinin olduğu bir sosyal alan. Bunu çocuğunuzla tanıştırın. Siz açın gerekirse Instagram'a. Çocuğunuz eğer aksi kullanacak diyorsanız sizin kontrolünüzde birlikte rehberlik seansı yapın diyorum. Ve İsmail hocam, bir kez daha sınav başarısı için en iyi çalışma ortamı nedir adlı seminerim. En son seminerimdi bu hafta. Onun videosu şöyle kırmızı kazaklı. En üstte lütfen izleyin. İşte o sorunun cevabı orada var diye buraya pas ettim tekrardan. Evet. İnşallah öğrencimiz oradan izleyecek. Nurcan Aykut Önal harika bir soru sormuş hocam. Hocam problem sorularını çözüyorum ama çözemediklerimi anlamıyorum. Çözdürünce anlamıyorum diyor hocam çözemediklerimi. Çözdürünce de mi anlamıyormuş? Çözdürünce anlamıyorum diyor. Bence anlıyorum demek istemiştir. İki tane anlamıyorum alınır da sonra. Bence. Bir daha gönderebilirsen ben ikisine de cevap vereyim o zaman. Tamam. Problemleri çözemiyorsun. Çözünce anlıyorsan anlayıp anlamadığını nereden anlarsın? Eğer o problemlerin artısını eksi değerlerden birini değiştirdiğinde çözebiliyorsan kendi başına hocanın çözdüğünü anlamışsın demektir. Çözemiyorsan işlem basamağı ezberlemişsin demektir. İsmail, işlem basamağını anlamakla problemin kendisini anlamak arasında ciddi bir fark vardır. Ama çocuğumuz hem problemi kendi çözemiyor hem de hoca anlatınca çözemiyorsa hocayı değiştirmesi gerekiyor. Hocanın dilinden anlamıyordur. Ya hoca hızlı anlatıyordur ya farklı bakış açılarıyla anlatıyordur. Ama muhtemelen öğrencimiz hoca çözünce anlıyor fakat bir tane soruyla baş başa kalınca anlayamıyor. Ve sakın ha bunu strese bağlamayın. Kim ki bu sınava hazırlanma döneminde sınavda stresten yapamadım, dikkatsizlikten yapamadım derse hedefinin çat çat alta düşeceğini unutmasın. Anne babalardan ricamızda aile sohbetlerinin içinden stresi çıkartın. Stresten falan değil bu çocukların bu soruları yapamamasının sebebi tam öğrenememektendir. Buna dikkat etsinler. Alparslan Orçun ve bütün Alparslanlar adına soruyorum hocam. Bu dönemde LGS'ye nasıl çalışmalıyız hocam diye sormuş. Aferin Alparslancığım. Kitap oku. LGS sorusu yaz. Aslında TYT'den iyi olmayanlar soru, da. Soru yazı belki anlamamıştır hocam. Onu bir daha altını şöyle çizelim. Şöyle anlatayım. Geçen sene çıkmış sorulara bak. Dur buna benzer bir soruyu da ben şu konudan yazayım. Ama 4 çıkın 4'ünü de yazacağım. Ama orada dur bakalım bunun neresinden yazayım. Ha, burasını soru yapayım. Cevabı ne olsun şu olsun. Diğer 3 seçeneği ne yapayım? İşte diğer konulardan yapayım falan. Bu bir sorunun mantığını anlamak içindir ismi. Alparslan acaba zaten bütün arkadaşlarla görüşüyorlar. Kendileri birbirlerine birer tane, üçer tane soru hazırlayıp da sorsalar mı? Ne demek o? Soruyu yazınca ne yapacak hocam? Arkadaşlarına sorsun. Hayır, soruyu yazınca kendine hizmet etmiş. Yok, yapıyor. Arkadaşlarına da iyilik yapar işte. Onlar da böylelikle bir rekabet ortamı da oluşur. Hayır, sen... benim amacım orada soru tipleri görmesi değil. İsmail, umarım yanlış anlamadın. Yok, soruyu yazsın ama arkadaşların sorunun doğru olup olmadığı da ortaya çıkar o anlamda. Sen bunu anlamamışsın İsmail. Ben bunu bir daha anlatayım. Karşımda siz bir de anlatın ben de bir daha anlatayım. 5 metre ötemdeki İsmail bunu anlamamış. Çocuklar soru yazmak demek o konuyu ve etrafındaki konuları birbiriyle ilişkilendirerek irdelemek amacı taşır.
senin mükemmel bir soru yazdığın ya da arkadaşın bunu çözüp çözemeyeceğiz orada ölçü değil. Burada çocuk yani bu konudan neresinden soru olabilir, bunu nasıl yapabilirim derken o eklemleme dediğimiz genişletme çalışması yapıyor. Artı diğer konularla ilişkisini ve ilişkisizliğini buluyor. Arkadaşlarıyla böyle bir çalışma yapıp vakit kaybetmesine gerek yok. Devam. Soru yanlış mı yazacak? Doğru yazdığı için hani arkadaşlarına iletsin anlamında söyledik. Sefa hocam lise 1'e geçtim. Canlı dersleri pek anlayamıyorum. Nasıl bir çalışma programı uygulamalıyım diyor. Sefacığım bak. Şimdi insan beyni dikkatini önceden aşina olduklarına yönlendirir. Ne demek bu? Önceden tanıdıklarına yönlendirir. Hani benim hep klasik bir söylediğim bir şey vardır ya, bu kitaplarımdan alıntıdır aslında. Karşıdan 10 kişi geliyor, işlerinden birini tanıyorsunuz. Beyniniz ve dikkatiniz önce o tanıdığınızı fark eder, onu görür. Neden? İnsan beyni önceden aşina olduğuna yönelir. Eğer siz bugünkü anlatılacak derse 10 dakika, sadece 10 dakika çalışarak giderseniz, öğretmen istese de istemese de o dersi anlarsınız. Mesela aklınızda olmayan bir şeyi size şimdi takdim edeceğim. Şöyle bir reklam kısmında tutuyorum. Şu kolonyayı düşünün şimdi çocuklar. Az önce aklınızda yoktu diyeyim. Ben bunu anlatmaya başlasam, kimyacı olduğumu düşünün. Detayını anlatsam, anlamasanız bile, bakın anlamasanız bile benim anlattığım bazı şeyleri dikkatinizi ona vermekten alıkoyamazsınız. Önceden fikir sahibi olduğunuz için. Bakın dikkat edin buna. Bizim burada demek ki online dersleri dinlemenin yolu önceden çalışacaksınız. Anlamanın yolu ne peki? Ders bitince kitaptan tekrar, videodan tekrar değil. Değerli anne babalar, çocuklarınız video olmasın. Ne demek o? Videodan ders dinle, videodan tekrar. Videodan ders dinle, videodan tekrar. Burada bu bilgilerin tamamını kulağa yüklediği için, kulak bilimsel çalışmaların verilerine göre bilgileri çarpıtarak kaydettiği için, bakın o von etkisi vardır ya, kulaktan kulağa bir şeyi söyler, çocuklar çok oynardı onu. Herkes birbirinin kulağına bir şey söyler, en sonuncu kişi bu ilk söylenenden daha farklı bir şeyi söyler. Anladığı şey daha farklıdır. Şimdi burada onun için lütfen çocuklarınızın videodan dinlediği her dersi gözlerine, görsel hafızaya kaydetmesi gerekiyor diyorum. Evet İsmail. Hocam Figen Elik soruyor. Oğlum 11. sınıfta, motivasyonu tamamen kayboldu. Benim konuşmalarım etkili olmuyor. Siz ne tavsiye edersiniz diyor Figen Hanım. Şimdi Figen Hanım çocuğunuzun bir çalışma planı varsa, bir hayali hedefi varsa, bu çalışma planının içerisinde dinlenme, aktivite, hobi gibi kendine ait zamanları varsa orada bir motivasyon düşmesi olmaz. Eğer çocuğunuz öğrenemiyor olmanın etkisiyle dopamin haz eksikliğinden dolayı masadan kaçma ihtimali varsa, o zaman küçük adımlar ilkesini yani birinci paragrafı anlamadan ikinci paragrafa geçmemesini tavsiye ediyorum. Sihirli sözlerden ziyade mesela farklı öğrenme yöntemleri kullanmasını tavsiye etmek gerekiyor. Yazarak çalışma, sesli çalışma, çizelgeler çıkarma, şemalar çıkartma. Ama bugün Türkiye'de çocukların ders çalışmasından anlaşılan şey, çocukların ders çalışmaktan anladığı şey %80 oranında sadece soru çözmektir. Deniz 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Ezberim hiç iyi değil. Ezber kabiliyetimi nasıl geliştiririm diyor hocam. Aferin. Deniz sen çıldırdın mı? Deniz çıldırıp çıldırmadığını lütfen yaz bana. Sen çok üst bir vasfını söylüyorsun. Ezberim yok. Ne demek bu İsmail? Beyni öğrenmeye yatkın. Benim de ezberim yok. Bir sürü üniversite bitirdim. Çocuklar şurada teklemeden konuşuyorum. Bir sürü alıntı yapıyorum, bilmem ne yapıyorum. Ama ezberim yok. Bakın ezber, insan beyninin çocuklar ezberleyen bir organı yok. Otomatikleştirdiğiniz bisiklet kullanma, yüzme vesaireye, bunlar ezber değil. Bunlar otomatikleşmiş davranış tipleridir. Şimdi o zaman ezberlemeyeceksin. Ezber ne demek? İşte şu ne? Bardak. Başka? İşte bardak canım. Başka? İşte şöyle 4 karışlık bardak. Başka? Ya işte bardak, beyaz bir bardak. Çocuklar bunu beyin tutmaz böyle. Nasıl tutar? Su içme, su, kahve içme vesaire, kırılma, cam. Yani başka boyutlarıyla birlikte bunu beyin kaydeder.
Ezber ne demek? Tekrar ediyorum. Bu ne? Kalem. Bunu siz kağıtla, yazı yazmayla, kitapla birleştirmezseniz beyin tutmuyor. Onun için Deniz'ciğim bunu bana anlatma fırsatını verdiğin için teşekkür ederim. Üstün vasfını sana kötü vasıf gibi anlatmışlar. Evet sevgili izleyiciler, Genç Vizyon programı devam ediyor. Instagram Bonus Hoca'dan gelen sorularınızı reklamlardan hemen sonra değerli hocama iletmeye devam edeceğim. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet efendim, ülkenin en çok izlenen eğitim programı Genç Vizyon tüm hızıyla devam ediyor. Ben İsmail Yolcu, Ülke TV Ankara stüdyolarından her hafta olduğu gibi yine sizlerleyiz. Öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu sizler adına gelen soruları sizler için cevaplandırıyor. Ben hemen izninizle sizlerden gelen Instagram bonus hoca sorularını kendisine yöneltmeye başlıyorum. Berfin Yavuz, hocam 11. sınıfta TYT adına ne yapılabilir diyor. İsmail, birinci sırada kitap okuma. İkinci sırada 9. ve 10. sınıfın konularına genel çalışma. Genel çalışmayı takiben kavramları, ilkeleri, formülleri çıkartıp özellikle kavramların birbiriyle ilişkisi ve zıttıklarını bulma. Ya bu TYT başarısı İsmail tam bir akıl başarısıdır. Ondan dolayı da biz orada kaba bir düzen okuyarak ilerlemememiz gerekiyor. Düz okuduğumuz zaman işte bilgi arıyor beyin doğal olarak. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Şimdi çocuklarımızın kalitesine dikkat ediyor musun İsmail? Değil mi hocam? Bak, bizim Instagram bonus hocada 9. sınıf, 10. sınıf çocukları şimdiden nasıl kazanırım diye bize soru soruyor. Görüyor musun bak? İşleri, güçleri, eğitim hocam bu, çünkü bu. Çalışmak. Biz çocuklardan bunu istiyoruz ama çocuklar sosyal hayatınızı, aktivitenizi, hobinizi onları ihmal etmeyin. Onlar sizin daha iyi çalışmanızı sağlayacak yakıtınızdır. Buyur İsmail. Hocam Numan Burak Kazıcı LGS'ye hazırlanırken kaç saat ders çalışmalıyım diye sormuş Numan. Aa, canım benim. LGS öğrencileri gözlerinizden öperim. Şimdi İsmail, bu çocuklarımızın yetişkinlere göre biraz daha yüksek molalı çalışmaya ihtiyacı var. Anne babaların bu içinde bulundukları yaş dönemi, yani ergenlik demiyoruz biz biliyorsunuz. Bu dönem, içinde bulundukları yaş döneminde beyinlerinde budanma yaşanıyor. Sinaptik budanma. Bunlar ergen psikolojisinde çok geçer değerli aileler. Yani çocuğun şöyle düşünün, %40 budanma yaşıyor. Biraz daha net ifade edeyim. Beyinlerine bilgi aktaran kablo sayısı 100 iken 60'a düşüyor İsmail. Bunu sadece ders çalışarak geri yerine koyamıyorlar. Ders de çalışacaklar, kitap da okuyacaklar, iletişim de yapacaklar, arkadaşlarıyla da görüşecekler, spor da yapacaklar. Bu bir aslında bela bir durum. Aksi halde çocukta sönme dediğimiz bizim o yani zihin becerilerinin ortadan kaybolması gibi bir durum ve geriye dönmeme mümkün oluyor. Hassas ve kritik bir dönemdir. Çocuklarınızı sakatlamayın diyorum anne babalara. Yani şöyle düşün İsmail. Bugün itibariyle 2 saat öğleden önce, 2 saat öğleden sonra çalışsa 4 saat ya fazla bile bu çocuklara. Şimdi pandemi diyoruz ama Emre Durak da diyor ki, saygıdeğer hocam, sınav dönemi hele ki bu pandemide ailenin, öğrencinin iyiliğini düşünüp bir tık daha fazla üzerine gitmesi sonucu stresimiz en az 2 kat arttı diyor. Onlara, bu Emre öğrencimiz. Emre öğrenci hocam. Bonus hocam diyor. Ailelere diyor birkaç öneriniz olur mu diyor. Derhal Emre'cim gözlerinden öferim senin. Tabii hazır elimizin altındayken şu Emre'yi bir ıslah edelim düşüncesi orada oluşmuş. Şimdi özellikle lütfen dikkat edin. Ben bir kez daha söylüyorum İsmail. Stanford'lı Eagleman'ın benlik algı yani ego depletion diye de ifade edilen o benlik kaynaklarının tükenmesi. Onu beyin yapıyor. Beyin aktivite yapmadan, dinlenmeden, arkadaşlara görüşmeden sürekli çalıştığı durumda bir çocuğun evet her şey iyi gidiyor değil mi? Küt diye sırayı değiştiriyor. Dersi en alta atıyor. Bunu çocuk yapmıyor anne babalar. Beyin yapıyor. Ya bu ya net. Ne oluyor? Aktiviteyi, uykuyu, hobiyi üste alıyor. Anne babanın hücum ettiği çocuk oluyor. Kıymayın çocuklara efendiler diyorsunuz. Kıymayın çocuklara efendiler ama İsmail biz şundan, ama çalışan çocuklara. Ama şundan vazgeçmemiz lazım. Yani sürekli çalışan değil. Bak sürekli çalışan değil. İstikrarlı bir şekilde molalarla, dinlenmelerle çalışan çocuklar başarılı oluyor. Ben bu meslek hayatımda hep bunu gördüm. Sürekli öğrencilerin içindeyim. Buyur İsmail. Ramazan Ramazanoğlu dostumuzun da size selamlar hocam. Mesaj atmış. Kendisini buradan ailesiyle birlikte selamlıyoruz. Evet, Ramazan Ramazanoğlu'nu özledik. Değil benim hocam? Yakın çalışma arkadaşımdı. Farklı bir kulvarda.
dürüstlüğüyle, adamlığıyla, insanlığıyla örnek bir Çankırılıydı. Ben gözlerimle gördüm. İyi de bir Galatasaraylıydı. Hocam, Sevilay harika bir soru sormuş. Konuları unutmamak için nasıl tekrar yapmalıyız? Bir günde en az kaç derse çalışmalıyız demiş. Harika. Sevilay mıydı? Sevilay hocam. Sevilaycığım, yine harikasın. Sevil Yazıcı, özür dilerim. Sevil Yazıcı, harika bir soru sormuşsun. Konuları unutmamak için, şimdi aldın öğrendin, bu %100 ya, sen hemen öğrendikten sonra hemen tekrar etmezsen o bilgileri, beyin uzun süreli hafızaya atmıyor zaten. Bu bir hafıza tekniği değil, bir normal beynimizin çalışma biçimidir. Şimdi daha sonra hafızamızın içinde olan bilgiler beynimizin altına doğru iniyor. Neden alta iner peki bu bilgi? Çocuklar, beynin hayatta kalma ve yaşamını sürdürebilmesi için temel bir ilkesi vardır. Son öğrendiğini üste alır. Bunun kuralı budur. Bu şu şeye benzer. Karada yürürken karada yürüyor olmayı en üstte düşünür. Denize girdiği anda karayı alta atar, denizi üste alır. Ondan dolayı da hayatta kalır. Bunu derslerde de böyle yapar. Eski öğrendiklerinizi sürekli alta atar, yenileri üste alır. Siz ne yapacaksınız? Hızlı göz gezdirme tekrarlarıyla. Bakın, video dinleyerek değil çocuklar. Hafıza görseldir diyor tıp bilimi. Ve mutlaka gözünüzle dokunacaksınız. Ve siz bu soruları şu soru bankalarından okuyacaksınız çocuklar. Bakın buradan. Yani normal soru kitapçığından. Ara ara geriye dönük göz gezdirme tekrarlarıyla mutlaka bu bilgileri hafızalarının üstüne, gözlerinin önüne getirmeleri gerekiyor. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, geldik Genç Vizyon programının en merak edilen bölümlerinden bir tanesi. Zirvedekiler Köşesi. Bu hafta Zirvedekiler Köşesi'nde Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü var ve değerli müdürümüz Sayın Coşkun Esen var. Önce kendisine hoş geldin hocam diyorum ve sevgili Coşkun Hocam'a hitaben hemen sormak isterim. Sayın Müdürüm, 4 yıl önce Maarif Hareketi ile 250 bin aşkın öğrenci, 20 bini aşkın öğretmeninizle Samsun eğitimine katkı sunmaya başladınız. Bu süre zarfında Samsun Maarif Hareketi içinden birçok proje daha hayata geçirdiniz. Samsun Okuma Vakti dediniz, tüm Samsun'u her akşam saat 20'de okumaya davet ettiniz. Sonra yine her yere kitap, her yere kitap diyerek Samsun'u kitaplarla buluşturmaya devam ettiniz. Öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki gelişimine dair Samsun Akademi'yi kurdunuz. Yine salgın döneminde çocuklar eğlenerek öğrenmeye devam etsinler diye evimiz okulumuz dediniz. Evimin yıldızı dediniz. Eğlenceli videolarla çocuklarınıza ulaşmaya çalıştınız. Sınıf tam öğretmenim dediniz. Hayırseverlerle 4000'e yakın tableti öğrencilere ulaştırdınız. LGS ve YKS sınavına hazırlanan öğrencileriniz için videolu soru çözümleri yayınladınız. İlkokul öğrencilerini ve meteoroloji istasyonlarını eğitim ortamı yaptınız. Canik ilçesinde kurulan orman okulu ile öğrenci doğa buluşmasını sağlayacaksınız. Geleceğe kulaç atıyorum diyerek tüm ilkokul çocuklarına yüzme, zirvede ben de varım diyerek tırmanma sporunu çocuklara öğretiyorsunuz. Akademik başarıyı arttırmak için Samsun Gelişim İzleme ve Geri Bildirim Sistemini hayata geçirdiniz. 2018 yılı ÖSYM raporlarına göre Samsun YKS sıralamasında 15. LGS sıralamasında 19. sırada yer aldı ve Samsun'un eğitimdeki yükselişi devam ediyor ve bizler de sizleri gururla takip ediyoruz diyorum. Hocam, hoş geldiniz zirvedekilere. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Şahsınızda değerli hocam Süleyman Belediyeoğlu'nu ve bizi izleyen Ülke TV izleyicilerini saygıyla selamlıyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz Coşkun Hocam. Yine göz kamaştırıcı bir liste. Bize sürpriz olmadı. Biz bu şeyi takip ediyoruz zaten ve merakla bekliyoruz. Süleyman Hocam, sürpriz bana oldu. 25 sayfa çalışmanın içinden bu kadar kısaltabildik. Coşkun Hocam, biz sözünüzü çok kesmemek adına, süreyi de tasarrufu kullanmak adına Samsun'da neler oluyor, neler ülkeye armağan ediyorsunuz? Lütfen buyurun hocam. Evet, İsmail Bey, çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de sizin ifade ettiğiniz şekliyle biz ilimizde göreve başladığımız andan itibaren Samsun'u bir marif davası olarak ele alıp adına marif hareketi dediğimiz bir hareketi başlattık. Şüphesiz tüm eğitim kurumlarının yönetmeye çalıştığı şeylerin başında değişim ve dönüşümdür. Biz de Samsun'un eğitiminde nitelikli bir eğitime doğru yürüyebilmek için
değişimi ve dönüşümü yönetmek istedik. Değişimi ve dönüşümü yönetmek istiyorsanız şu üç parametre üzerinden hareket etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi stratejik düşünme ve stratejik planlama. İkincisi bireysel ve kurumsal kapasitenizi artıracaksınız. Üçüncüsü de geri bildirim sistemi kurarak geri bildirim yapacaksınız. Eğer değişimi yönetmek istiyorsanız ve gerçekten değişimi oluşturmak istiyorsanız bu üç temayı mutlak surette gerçekleştirmeniz lazım. İşte bizim projemizde bir şehir değişir, Türkiye değişir sloganıyla ortaya çıktı ve tüm paydaşlarımızla beraber hizmetlisinden memuruna, öğretmenler odasından okul yöneticisine kadar okulu ilgilendiren iç ve dış paydaşların tamamını sürecin içerisine katmak suretiyle bir hareket başlattık ve birbirimizden öğrenmeye çalıştık bu süreçte. Yani okullar arası ya da kurumlar arası bir rekabet duygusunun ötesinde birlikte düşünen, birlikte öğrenen kurumlar oluşturmaya çalıştık. Aslında özetle şunu söyleyelim. Samsun Maarif Hareketi stratejik planlamanın stratejik düşünmeye, stratejik yönetime dönüşmüş halini ifade eder. Dolayısıyla biz bir okulu hangi parametreler üzerinden değerlendirirsek, hangi parametreler üzerinden yönetirsek nitelikli bir eğitim ortaya çıkarmış oluruz. Çocuğu hem başarılı, hem mutlu, hem huzurlu kılabiliriz diye düşündük ve 9 parametre üzerinden okullarımızı değerlendirmeye başladık. Nedir bunlar? Çok kısa bir şekilde ifade edeyim. 1- Akademik başarı. 2- Bunu biraz sonra Samsun Gelişim İzleme, bugünkü zirvedekiler köşemizin de ana gündemi olduğu için detaylarını orada vermek isterim. Değerler eğitimi, ki okullarımız yaklaşık 4000 civarında değerler eğitimini kurgulamak için, çocuklarımıza değerlerimizi kavratmak için projeler ürettiler. Rehberlik hizmetleri üçüncü parametremiz. İlimizde oluşturduğumuz ve bir dijital yazılım da bu anlamda bizi destekliyor. RITS adını verdiğimiz, öğrencinin tanılanmasından gideceği okula kadar, okuldaki eğitim sürecine kadar tüm özel eğitim ve rehberlik, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın bilgilerinin depolandığı muazzam bir dijital havuz oluştu. Projelerimiz, dördüncü parametrelerimiz, tüm okullarımız kendi özelinde, kendi okulundaki başarıyı artırmak için projeler ürettiler. Yaklaşık proje havuzumuzda 15 bin civarında irili ufaklı projelerimiz var. Bunlar bir anlamda da iyi örnek paylaşım olarak tüm ilin paylaşımına açıldı. Beşinci parametremiz okul aile birliği, işbirliği ki bir okulun yönetiminde en önemli unsurlardan bir tanesidir. Altıncısı sportif faaliyetler. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi burada belki birkaç başlıktan bahsedebileceğim. Yüzmeyi, tırmanmayı, kort tenisini biraz daha ön plana aldık. Neden yüzmeyi ön plana aldık? Çünkü ilimiz spor altyapısı anlamında çok şanslı bir il. Şu ana kadar ilkokul 2 ve 3. sınıflardan başlamak kaydıyla yaklaşık 64 bin öğrencimiz yüzmeyi öğrendiler. Bunların içerisinde 680 öğrencimiz ileri düzey yüzme eğitimi için tespit edildi ve şu onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesindeki kulüplerde ya da özel kulüplerde bu çocuklarımız eğitim hayatlarına devam ediyorlar. Zirvede ben de varım. Sportif tırmanış sporuyla alakalı bir çalışmamız. Aslında İsmail Bey, bu projemize özellikle dezavantajlı bölgelerde başladık. Öğrenci devamsızlığının yaşandığı, ki eğitim sistemimizin temel problemlerinden birisi budur, ki öğrenci devamsızlığı varsa aynı zamanda öğrenme kaybı da var demektir. Dolayısıyla dezavantajlı bölgelerde okula aidiyet duygusunu artırabilmek için başladığımız proje, bakmışız o kadar ilgi gördü ki tüm ile yaygınlaştırmamız gerekti. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Sportif tırmanış Türkiye'de ve dünyada yeni bir spor dalı. Şu ana kadar yaklaşık 8 öğrencimiz milli takım kampına çağrıldı ve 3 öğrencimiz de bu sporda yetişen 3 öğrencimiz de uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme onurunu hepimize yaşatmış oldular. Kültürel ve sanatsal çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çıkarmış olduğumuz Samsun Eğitim Dergimiz
yaklaşık 30 öğretmenimizin yazarlığını yaptı. Bir kültür platformuna dönüştü. Pandemi öncesi büyük bir mutabık olduk ki ilk konumuz, ilk kapak konumuz eğitimde dijitalleşmeydi. Sonrasında biz uzaktan eğitimi konuşmak durumunda kaldık. İkinci kapak konumuz okul öğrenmesiydi. Üçüncü kapak konumuz ise yaşanmayı öğrenme. Tüm yazarlarımız, öğretmenlerimiz, aynı zamanda öğretmenlerimiz kendi fikir ve düşünce dünyalarındaki birikimlerini bizimle ve tüm eğitim kamuoyuyla bu platform üzerinden hem dijital olarak hem baskılı olarak paylaşabiliyorlar. Sekizinci parametremiz Maarif Hareketimizin kitap okuma. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Samsun okuma vakti buradan türedi. Saat 8'de tüm toplumu okumaya davet ettik. İnanılmaz derecede bir ilgi uyandırdık. Çünkü bizim buradaki hareket noktamız şuydu. Çünkü biz sadece ve sadece okulda oluşturduğumuz okuma iklimiyle çocuğu okur yazar yapamıyoruz. Dolayısıyla evde, sokakta, caddede, toplumun tüm kesimlerinde, özellikle çocuğun ailesinde okumayı bir değer olarak paylaştıramazsak, okumayı bir bilince dönüştüremezsek bu konuda başarılı olamayacağımızı düşündük. Toplumun tüm katmanlarını, tüm kesimlerini işin içerisine katarak, başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye'mize, oradan da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza kadar, sanatçılarımıza, siyasetçilerimize kadar tüm toplum kesimlerinin desteğini istedik. Çok yoğun paylaşımlar oldu, sosyal medya paylaşımları oldu ve biz en önemlisi de çocuklarımızı bu işin içerisine katarak her akşam saat 8'de her şey bir tarafa bırakılacak, tüm dijital meşguliyetler bir tarafa bırakılacak. Tıpkı evde akşam yemeğe vakti gibi bir de okuma vakti olacak kurgusunu evlerimizden başlatarak yönetmeye çalıştık. Aslında biz burada bir tüm ili bir eğitim iklimi, bir okul iklimine dönüştürmeye çalıştık. Çünkü bir şeyin iklimi yoksa o üründen de bahsedemezsiniz. Dolayısıyla eğitim dediğimiz hadise ancak ve ancak ona uygun olan eğitim iklimlerinde, uygun iklimlerde oluşur, yetişir ve büyür diye düşünüyoruz ve böyle hareket ettik. Dolayısıyla Samsun okuma vaktini bu yıl başka bir aşamaya taşıdık. Okuduysan paylaş dedik topluma. Şu ana kadar her yer kitap, her yerde kitap sloganıyla 402 bin kitap topladık. Bununla beraber 1 milyon hedefimiz var. 1 milyon hedefine inşallah, belki pandemi biraz bizi engelledi ama çok hızlı bir şekilde süreci tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an 257 mini kütüphane oluştu. Yaklaşık 100 gezici kütüphane oluşacak. Merkezi bir Samsun Okuma Vakti Kütüphanesi çalışmalarımız da hazır. Belki pandemi sonrası hemen yürürlüğe girmiş olacak. Öğretmen ve yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sağlamak için de biz Samsun Akademi'yi kurduk. Samsun Akademi gerçekten ilimizde gurur duyduğumuz yaklaşık 20 bin öğretmenimizin hemen hemen tamamına yakınının üye olduğu, yöneticilerimizin tamamının üye olduğu ve sıklıkla eğitime katıldığı bir platform. Ve şu ana kadar yaklaşık 500 eğitim yapmışız ve 32 bin yaklaşık katılanımız var. Çok daha farklı bir bilgi paylaşmak isterim huzurlarınızda. Samsun Akademi eğitimlerine %40 oranında Türkiye'nin çeşitli illerinden de öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız eğitimlerimize katılıyorlar. Bu bir anlamda öğretmenlerimizin yine kendi öğretmenlerinden, farklı yetkinlikleri olan öğretmenlerimizden öğrenme becerisi olarak da ortaya konmuş bir çalışma. Yani Maarif aslında kendi içerisinde müthiş bir dinamizmi temsil eden, kendi içinde ayrı ayrı projeler üreten bir sistem. Birinci parametremiz akademik başarıydı. İşte biz akademik başarıyı kurgulayabilmek için Samsun gelişim izleme ve geri bildirim sistemini kurduk. Bunların hepsi İsmail Bey büyük bir dijital havuz, bir dijital yazılım üzerinden çalışıyor. Hepsinin arkasında bir yapay zeka var ve o yapay zeka bize çeşitli önerilerde bulunuyor, analizlerde bulunuyor. Bu imkana bizi kavuşturan şüphesiz çok nitelikli bir öğretmen kadromuz var. Gerçekten burada huzurlarınızda onlara minnet duygularımı ifade etmek isterim.
Çocuğu Samsun Gelişim İzleme Sistemi ile biz bütüncül olarak ele almak istedik. Yani akademik olarak, ruhsal olarak, sosyal olarak, efendim sportif olarak, sanatsal olarak, kültürel olarak çocuğu bir bütün olarak ele alıp onun eğitimini adım adım yöneterek geri bildirimde bulunmamız gereken tüm paydaşlara geri bildirim yapmak suretiyle hem süreci yönetmek ve sürecin yönetimi esnasında geri bildirimde bulunmamız gereken paydaşlara da geri bildirimde bulunmayı amaçladık. Ne yaptık? Biz şu an Samsun'umuzda yaklaşık sadece son bir yılda 160 kazanım izleme ve ortak sınavlar yaparak çocuklarımızı okul, öğrenci, sınıf, ilçe ve il bazında bir performansa tabi tuttuk ve onların an be an gelişimlerini tüm paydaşlarımıza geri bildirim olarak sunduk. Biz ilimizde yılda iki kez olmak üzere ortak sınavlar yapıyoruz. Yani resmi okullarımızdan özel okullarımızın Coşkun tamamını hocam, Coşkun hocam, affınıza sığınarak sözünüzü kesiyorum. Şimdi siz az önce okumayla ilgili, kütüphanelerle ilgili açıklamalarda bulundunuz. Şu anda bizi aynı zamanda Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Sayın Yavuz Demir, Profesör Doktor Yavuz Demir hocamız da izliyor. Kendisi size kendi şehri Samsun'u çok teşekkür ediyor. Hem de elimden geldiği kadar naçizane 1, 3, 5 sayı önemli değil, kitap da hediye edeceğim diyor. Sizinle de inşallah bir gün birlikte ben buluşturacağım. Programımızın sonuna da geliyoruz. Ben bir son söz hemen, ben ülkemizin evlatları adına, ülkem adına Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve bütün emektar çalışanlarına, öğretmenlerine teşekkür ediyorum diyorum ve hemen hocama veriyorum. Süre yetmiyor hocam. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi bu uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın öğrenme kayıpları ne kadar oldu ya da kazanımlara ulaşma düzeyi ne oldu? Biz geçtiğimiz Mayıs ayında 10 bin öğrenci üzerinde kazanım izleme sınavı yaparak pandemi döneminde uzaktan eğitim kazanım izleme araştırma raporumuzu yayınladık. Ve tüm eğitim camiasının ilgisine sunduk. Coşkun hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Coşkun hocam çok etkileyiciydi. Yani Coşkun hocam da evet süre evet. Herhalde kalmadı. Evet. Ama ben en çok İsmail bu kitap okumayla alakalı o eksende dönen uygulamalardan çok etkilendim. Çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize destek veren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, öğretmen arkadaşlarıma, yönetici arkadaşlarıma, ilçe müdürlerime ve tüm ekip arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum, minnetlerimi sunuyorum. Size de saygılar sunuyorum. Çok sağ olun teşekkür hocam. Ben de Ayhan Erdem Bey'e de teşekkür ediyorum destekleri için. Bir Genç Vizyon programında sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere saygılar sunuyorum. İyi akşamlar efendim.